Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimizde Database Helper sınıfımızı yaratacağız. Hatırlarsanız önceki derslerde ne yapmıştık? En son not defterim kontrak diye bir dosya oluşturmuştuk. Bu dosyada kullanacağımız tablolar ve tabloların içindeki sütunlarla ilgili bilgiler içeren sabitlerimiz vardı. Şimdi bu sabitleri şimdi yapacağımız Database Helper sınıfında kullanacağız. Yine buradaki data package'ına geldim. Yeni bir Java sınıfı dedim. Bunun adına Database Helper diyorum. Adı üzerinde database ile ilgili konularda bize yardımcı olacak sınıf. Ne gibi konularda bunlar? Veri tabanımızın oluşturulması, veri tabanımızın güncellenmesi işlemi ve veri tabanı oluştururken ne yapacağız? Tablolarımızı da burada oluşturacağız. Bu sınıfı extends deyip SQLite open helper sınıfından kalıtıyorum. Bir hata alıyoruz. Alt enter'a basıyoruz ve implement metot diyoruz. İki tane metot var. Bunlardan bir tanesi onCreate, bir tanesi onUpgrade. OnCreate metodu ilk defa, yani diskinizde herhangi bir veri tabanı yoksa, ilk defa açılıyorsa çalıştırılan metot. OnUpgrade ise yarın öbür gün bir tablonun adını değiştirdiniz, bir sütun eklediniz veya ne bileyim bu gibi şeylerde ne yapmanız lazım? Database'i sıfırdan bir daha upgrade, güncellemeniz lazım. Bu gibi işlemlerin yapıldığı metot. Gördüğünüz gibi yine bir hata alıyorum. Yine bir alt enter'a bastığımda constructor'ı yapmamı istiyor. İki versiyonu mevcut. İlkini seçiyoruz şimdilik. Ve de constructor'ımız oluşturuldu. Constructor'ımızdan bir tanesi context. Context bildiğiniz gibi uygulama kaynaklarına erişmek için kullanılan üst sınıftı. Buradaki string name direkt olarak database'imin adı. Burada bir cursor var. Cursor'da işte bir veri döndüğünde ele alacağımız cursor'ımız. Bir de versiyon kodu var. Şimdi bu burada dursun. Öncelikli olarak database'imizle ilgili birkaç sabitimiz var tanımlamamız gereken. Public static final deyip string olarak database name'imi tanımlıyorum. Database name'im uygulama adımla aynı olsun. Not defterim.db. Siz sonuna herhangi bir extension yazmanız gerekmiyor. Hani ama genel yaklaşım budur. Database dosyalarının sonuna db yazıyoruz. db dediğimizde de aklımıza hep ne gelecek? Database gelecek. Bir de integer bir sabit tanımlıyoruz. Yine private static final integer diyorum. Bu da database versiyon olacak ve şu an için daha ilk defa yaptığımız için 1 oluyor. Bu numara neden önemli? Bu numara buradaki upgrade'de gördüğünüz gibi bir old versiyon, yani eski ve yeni versiyonu bekliyor. Biz mesela 1 deyip database'imizi oluşturduktan sonra bunu artık 3, 5, artık herhangi bir sayı, yani birden farklı bir sayı yaptığınızda sistem bunu anlıyor. Yeni bir database versiyonu çıkmış deyip burada işte var olan tabloları silip, varsa içinde veriler onların yedeğini alıp yeniden tabloları oluşturmak sizin kontrolünüzde, adım adım göstereceğim. Şimdi onCreate metodunda database'imiz oluşturulacak. Database oluşturulurken ne yapmamız lazım? Bizim table'larımızı da oluşturmamız lazım. Buraya geliyoruz. Table oluşturmak için yine constant'lar, yani sabitler yazacağız. Final diyorum. String olacak bu. Adı da table atıyorum. İlk olarak kategori tablosunu yapalım. Kategoriler create. Bunun içine yazacağım SQL kodlarını ben onCreate metodunda çalıştıracağım ve böylece veri tabanım oluşturulurken kategoriler tablomda oluşturulmuş olacak. Şimdi bunun için yazmamız gereken SQL kodumuz aslında şöyle, yorum satırları içinde şuraya yapıştırayım. Create table kategoriler, bunu böyle yapabiliriz ama ne dedik? Derli toplu gitmemiz lazım veya genel yaklaşım neyse ona göre yapalım. Veya yapmaya da bilirsiniz ama yarın öbür gün bir şey araştırırken görürseniz şaşırmayın diye bunu göstermek istiyorum. Öncelikli olarak buraya eşittir dedikten sonra şöyle alt satıra geçeyim. Yazacağımız komut create table komutu. Create table'dan sonra gördüğünüz gibi kategoriler, yani tablomun adı gelmiş. Ben bunu nerede tutuyordum? Şöyle boşluk bıraktım. Artı dedim. Kategoriler entry'nin içinde tutuyordum değil mi? Şimdi her seferinde böyle uzun uzun bunun yazmamasını istiyorsanız eğer şuradaki package'ınızı import edersiniz. import dedikten sonra package'ınızı yazdınız. Data dedim, nokta dedim ve not defterim contract nokta kategori entry. Yani artık bu sınıfı direkt import ettiğim için şurayı yazmama gerek yok. Direkt olarak tanıyacaktır. Aynı şekilde şu işlemi notlar entry içinde yapalım. Daha sonra kategori entry dedikten sonra ne lazım bana? Table name lazım. Table name'imi yazdım. Sonra artı dedim. Şuradaki ifadeyi yazmaya çalışıyorum. Bir boşluk bıraktık. Parantezimizi açtık. Daha sonra ID değeri gelmiş. ID değerini de bir alt satırda alalım şöyle. Buraya geldik. Bu ID değeri nereden gelecek? Kategori entry nokta id'den. Çünkü kategori entry nokta id yani bir sabit. Karşılığı ne peki? Burası notlar, kategoriler burada. Gördüğünüz gibi base column nokta yani kategoriler tablosunun id'sine denk geliyor. Bunu burada yaptıktan sonra bunun gördüğünüz gibi integer ve primary key olduğunu, şurada primary olacak. Primary key olduğunu söylemişiz. Buraya geldik. Kategori ID dedikten sonra artı diyorum ve de integer primary key. Sonra gördüğünüz gibi virgül gelmiş. Sonra bunu alt satıra geçelim. Yine aynı şekilde kategori entry nokta. Bu sefer de ne gelecek? Column kategori gelecek. Yani burası. Artı deyip boşluk bıraktıktan sonra text diyoruz. Büyük harf, küçük harf burada çok önemli değil. Sütun adı olmadığı dışında. Zaten onları da sabitlere verdiğimiz için herhangi bir yanlışlık yapmamız söz konusu olmayacak. Artı dedikten sonra artı da diyebilir. Direkt burada da kapatabiliriz aslında. Text'ten sonra bir gördüğünüz gibi parantez kapatılmış. Artık ben bir yerde table kategoriler create dediğimde kategori tablomu oluşturacak SQL kodu oluşturulmuş olacak. Aynı bu şekilde şimdi notlar tablomuzu yapalım. O biraz daha uzun ama alıştırma olması açısından tek tek yazalım. Table dedim. Bu sefer oluşturacağım tablo notlar tablom. Daha sonra da create diyorum. Bunun SQL kodu da şu şekilde. Daha önceden hazırlamıştım. Şuraya yapıştırayım. Ona bağlı kalarak gidelim. Öncelikli olarak buraya geliyoruz. Create table. Table boşluk bıraktım. Artı dedim. Notlar entry nokta table name notları yazdık. Daha sonra artı dedik. Parantezimizi açtık. Şöyle bir boşluk bıraktıktan sonra bir alt satıra geçelim. Bunu yaptık. Şimdi ID'yi alacağız buraya. Notlar entry nokta id diyorum. Artı deyip bunun integer yani şu kısmını yazıyorum. Integer primary key. Virgülü koydum. Sonra not kısmımızı yapacağız. Notlar entry nokta column not içerik. Bir de hatırlatayım. Burayı hatırlarsanız direkt not demiştik. Column not demiştik. Ama sonradan düşününce SQL'de not bir key olduğu için yani kullanılan bir anahtar key olduğu için buraya direkt not yazarsak hata alırız. Çünkü orada not hani olumsuz anlama geliyor İngilizce düşünürsek. Buraya not içerik diye değiştirdim. Onun bilgisini vereyim. Not içerik dedik. Şurası yani not içerik olacak. Not içerik dedikten sonra bunun da text olduğunu söylüyoruz. Artı diyorum. Şöyle bir boşluk daha bırakalım bunun arkasından. Notlar entry nokta oluşturulma tarihi şudur. Artı diyoruz. Bunun açıklaması yine text olacak. Yani tuttuğu veri tipi. Daha sonra da default current time stamp diyoruz. Şimdi fark ettiyseniz tarih olmasına rağmen SQLite'da date tipinde bir veri olmadığı için biz bunları string olarak saklıyoruz. Ve de bu veri alındığında default olarak o anki veriyi string olarak saklaması bilgisini burada vermiş olduk. Artı deyip devam edelim. Notlar entry nokta. Bu sefer bitiş tarihi. Artı dedik. Text olacak. Bunda herhangi bir default yapı yok. Boşluk bıraktım. Artı dedim. Notlar entry nokta. Sonra neyimiz geliyormuş? Yapıldı diye bir şeyimiz vardı. Buraya yazmamışız ama. Kalım yapıldı. Bunu da integer tutacağız. Şimdi yapılıp yapılmaması aslında true ya da false'tur ya. Ama maalesef ki SQLite'da boolean değer de saklanmıyor. Bunun için 0 ve 1'leri tutan bir integer değer kullanabiliriz. Bunun değerini ne yapıyoruz? Integer yapıyoruz. Artı dedim. Bir de arkadaşlar bu notun hangi kategoriye ait olduğu bilgisini tutan notlardaki kategori ID vardı. Kolum yapıldı. Kolum kategori ID. Artı dedikten sonra bunun da yine integer olduğunu söylüyorum. Şöyle aslında şunları niye virgül koymadık? Text virgül text default current timestamp virgül. Evet. Şimdi düzeldi. Bunun da integer olduğu bilgisini verdik. Virgülümüzü koyduk. Alt satıra indik. Son olarak ne dedik? Buradaki kategori ID foreign key'di. Yani buradaki notlardaki kategori ID ile kategori tablosundaki ID değeri birbirine bağlıydı. Bunu da buraya belirtmemiz lazım. Bunu belirtirken de şöyle yapıyoruz. Artı dedikten sonra foreign key diyorum. Parantezimi açtım. Öncelikli olarak bu tablodaki alanı yazıyoruz. Kategori ID. Şöyle artı dedik. Notlar entry nokta kategori ID artı deyip parantezi kapatacağım. Şu şekilde. Sonra yine devam ediyoruz. References yani referans ediyor. Neye? Artı kategori entry nokta table name yani kategoriler tablosundaki kategorileri yazdım. Şimdi bu ID'yi de yine parantezlerin içine almam lazım. Artı dedim. Kategori entry nokta ID. Bunu dedikten sonra bunun parantezini kapatıyorum. Biraz karışık gelebilir ama aslında çok basit. Yaptığımız işlem SQL'i düzgün bir şekilde yazmak. Hata olmaması adına dikkat edelim. Artı dedim. Bir dakika şimdi burada kategori ID'yi kapattım. Sonra en dışarıdaki şeyi kapatacağım. Şurada kapattıktan sonra artı diyoruz. Bir tane daha kapattık. Ve de bitti. Böylece notlar tablosunu oluşturulacak sabiti de yazmış olduk kontratımızı kullanarak. Şunları artık silebiliriz. Bir hata çıkarsa zaten anlayacağız. Şimdi bunları yazdık. Ne dedik? OnCreate, yani veri tabanı yoksa ve ilk defa yaratılıyorsa burası çalıştırılacak. Gördüğünüz gibi bu bana db diye bir parametre ile geliyor. Ben buradaki bu db nesnesini kullanarak exec SQL diyorum. Exec SQL geriye hiçbir değer döndürmeyen, sadece verilen string tipindeki SQL'i çalıştıran bir metot. Buraya gelip mesela önce kategoriler tablomuzu oluşturalım. Bunun sabitini ne demişiz? Table kategoriler create. Yani ne yapacak? Buradaki sorguyu alacak, çalıştıracak. Aynı şekilde db.exe SQL dedik. Table notlar create. Böylece veri tabanım ilk defa oluşturulduğunda bu sorgularla beraber tablolarım da oluşturulmuş olacak. Peki bir upgrade durumunda ne yapmamız lazım? Öncelikli olarak var olan tabloları silip tekrardan oluşturmamız lazım. O yüzden buraya şöyle bir ifade yazıyoruz. Drop table if exist, yani birazdan adını vereceğim tablo varsa eğer önce onu bir kaldır. Hangi tablomuz? Kategori entry. Niye gelmedi? Kategori entry nokta table name. Aynı şekilde db nokta drop table eğer varsa artı deyip bu sefer de notlar entry nokta table name diyorum. Var olan tabloları kaldırıyor. Daha sonra da yukarıda tanımlı olan onCreate metodunu burada tekrardan çağırırsam ne yapacak? Buradaki yapıları buradan okuyup tekrardan o tabloları yaratacak. Şimdi siz diyebilirsiniz, kullanıcı kullandığı bir sürü veri yazdı. Ben bir güncelleme yaptım diye kullanıcı verileri kaybedecek mi? Şu durumda evet. Bu gibi durumların önüne geçmek için işte burada önce var olan dosyanın tablonun içeriğini okuyup bir yerde saklayıp tabloları oluşturduktan sonra tekrardan oraya ne yapabilirsiniz? Insert edebilirsiniz. Yani bu tarz işlemleri yapacağınız yer burası. Ama şu an için örneği basit tutmak adına bir şey yapmıyorum. Evet, şimdi aslında Database Helper sınıfımızda şu an itibariyle bitmiş durumda. Peki bunu bir kullanalım bakalım nasıl kullanıyoruz. Main Activity'nin mesela onCreate metoduna gelelim. Öncelikli olarak Database Helper'dan bir tane nesne üretelim. New Database Helper. Şimdi bu benden 4 tane parametre istiyor. Çünkü bunun constructor'ında gördüğünüz gibi 4 parametre alan bir constructor var. Ben diyorum ki sonuçta biz sürekli olarak tek bir database'de ve şu an için herhangi bir cursor'la işimiz yok. Ben bunları buraya parametre olarak göndermeyeyim. Olabilir mi? Olabilir. Yalnız burada yapmanız gereken şey burası. Name dediği database name. Biz bunu sabit olarak yukarıda tanımladık. Gördüğünüz gibi. Factory dediğimiz gibi şu an için buna ihtiyacımız yok. Daha sonra kullanacağız. Versiyon olarak da şurada tanımladığımız database versiyonu kullanıyoruz. Bunları yaptık mı aslında constructor tamamlandı. Şimdi burada artık benden tek bir parametre, yani konteksti istiyor. Konteks olarak da direkt olarak this diyebiliriz. Bu sınıfı gösterebiliriz. Veya main activity noktada this diyebiliriz. Veya get, application context, base context diyebilirsiniz. Şu an için this deyip buraya geçiyorum. Helper'ı çalıştırdığım an constructor'ı çalışacak. Constructor'ı gördüğünüz gibi database name'i alıyor buradan. İlgili onCreate'i çalıştıracak ve benim elimde bir database olmuş olacak. Peki bu database nerede? SQLite database db deyip helper.getReadableDatabase. Siz database'de ya okuma yaparsınız ya yazma yaparsanız getReadableDatabase sadece okuma için o database'i açar. GetWritable ise içinde içine veri yazmak istediğinizde kullanacağınız metot. Şu an için bunu yapalım. Yani ben bu iki satırı çalıştırdığımda benim işletim sistemimde bir database dosyasının oluşmuş olması lazım. Deneyelim bakalım. Şuradan Tool'dan, Android'den Enable ADB Integration açıyorum. Genimation'ı başlatalım. Uygulamam açıldı. Peki bu database dosyam oluştu mu? Oluşturulduysa nerede? Bunun için Tools, Android'in altında Device Monitörümüz var. Zaten açık diyor. Geldik buraya. Öncelikli olarak en baştan gidelim. File Explorer'a geliyoruz. Data klasörünün altında Data klasörüne gittikten sonra burada uygulamanızın package'ını bulmanız gerekiyor. Benimki emrealtunbilek.com not defterimde. Gördüğünüz gibi burada iki tane klasör var. Bir tanesi database ve benim not defterim db dosyam burada oluşturulmuş. İşte bu dosya benim veri tabanımı ifade ediyor. Ben bunu şuradaki butonu kullanarak masa üstüne atacağım. Şuraya bir klasör oluşturalım. db diye. Kaydedeceğim. Gelmedi. Burada bir sıkıntı yaşadık. Şunu kapatalım, tekrardan açalım. Şunu durduralım. Tools, Android, Device Monitor diyelim. Data klasörünün altındaki Data klasörünün altından package'ı buluyorum. emrealtunbilek.com not defterim burada. Tıkladım. Databases dedim ve bu. Bunu masa üstüne gönderelim. Kaydet dedim. Şimdi bakalım klasöre. Gördüğünüz gibi burada. Buna sağ tık, Notepad'de bakalım falan dediğimizde göremiyoruz haliyle. Bunu görmek için pek çok yol, yöntem mevcut. Onları da anlatayım, ihtiyacınız olabilir. Şimdi öncelikli olarak SQLite.org resmi sitesinden Dovland diyoruz. Burada Windows için 64 bit şu paketleri indirelim. Geri geldim. Tools'u da indiriyorum. Yalnız bu dosyalar nereye indi? Dosyalarım burada. Bunların ikisini de buradan kesip masa üstüne atacağım. Tek bir klasörün içinde işlem yapalım. Buraya yapıştırdım. İkisini de buraya açıyorum. Buraya çıkar. Bunu da yine aynı şekilde buraya çıkar. Şu klasörün içindekileri de db'nin altına toplayayım. Şimdi gördüğünüz gibi bütün SQLite ile ilgili dosyalar ve benim veri tabanım aynı yerde. Veri tabanım da burada. Android Studio'yu açtık. Şurada terminal kısmına geliyoruz. cd deyip desktop'uma gitmem lazım. Onun yolu ne peki? Şuradaki desktop db. Şunu şuradan kopyalayalım ve de buraya yapıştıralım. Dir komutunu kullanırsanız oradaki dosyaları görürsünüz. Şimdi burada kullanmanız gereken kod SQLite deyip tab tuşuna basarsanız zaten exe'yi görüyorsunuz. Bunu yazdıktan sonra da not diyorum. Not defterim.db tab tuşuna bastığınızda tamamlıyor. Enter'a bastım. Mesela nokta şema diye bir komutumuz var. Bunu yazdığınızda çalıştırılan SQL'ler ve bu sayede oluşturulan table'ları görüyorsunuz. Nokta tables diyerseniz kategoriler, notlar. Bu ve bunun gibi pek çok komutum mümkün. Yalnız eminim siz de bir görsel arayüz, bir editör olsa daha iyi olur diyorsunuzdur. Bu sefer de SQLite Studio diye bir arayüz var. Bunu buradan download edebilirsiniz. Windows'u, şu zip dosyasını indirelim. Tamam dedik. Dosyamız indi. Buraya. Bunu buradan kesip dibin içine yapıştıracağım. Buraya da çıkaralım. Klasöre çıkar diyelim. Bu editör sayesinde biz bu dosyamızın içeriğini görsel bir arayüzde görebileceğimiz gibi DB dosyasını direkt arayüzden de yapabiliyoruz. Yani demin yazdığımız o kodları aslında gerek yok ama yani sizin bileceğiniz iş. Şimdi buraya geldim, database, yeni bir database dedim. Burada var olan bir database'i göstereceğiniz gibi kendiniz de bir database oluşturabilirsiniz. Ben kendi demin yaptığım, pardon bu değil, DB'nin içindeki not defterim database'ini göstereceğim. OK dedim. Gördüğünüz gibi tablolar, kategori tablom, şöyle büyütelim. ID ve kategori isimli notlar tablom, primary key'ler seçilmiş. Bu sayede oluşturduğunuz database'i görebilirsiniz. Dediğim gibi burada kendiniz sıfırdan bir database oluşturabilirsiniz. Database diyelim. Şöyle deneme diyelim bunun adına. Hatta deneme.db olsun. OK dedim. Table'ı yok. Buraya gelip create a table diyoruz. Daha sonra da buradan table name'ini seçelim. Mesela kategori. Daha sonra şuradaki tıkladığınızda hata veriyor. Çünkü diyor henüz bir sütun eklemediniz. Column name mesela id olsun. Integer olsun ve bu primary olsun diyebilirsiniz. Auto increment'ı da burada seçebiliyorsunuz. Yani takdir sizin. Kategori deyip mesela bu da text olsun. OK dedik. Sonra burada DDL'yi göster deyip gördüğünüz gibi demin yazdığımız SQL kodu aslında burada. Bu biraz daha büyüyor mu? Evet. Biz bunu burada uzun uzun yazmaya çalıştık. Neredeydi o? Bu şekilde. İsterseniz siz oradan direkt copy paste yapıp kendi sabitlerinizi de oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bu derste Database Helper'ı kullanarak veri tabanımızı oluşturduk. Ayrıca veri tabanında kullanacağımız tablolarımızı oluşturduk. Umarım faydalı olmuştur, anlaşılmıştır. Bir sonraki derste görüşmek üzere.